yapmışım. Bakın tarih evindeyim. Dur bakayım abi şu meyve tabağını. Of ve karnım doydu sonunda. Şuna bakın arkadaşlar. Boş işler müdürü. Tanık oldum abi ya. Ben evime dönmek istiyorum. Hemen arkadaşlar evimize geri dönelim ya. Örümcek kız. Örümcek çocuk kapıyı açın. Kim o? Ben Feridun. Ben geldim. Hoş geldin Tarık. Ne oldu? Yok canım ben Tarık değilim. Ben Feridun. Ne diyorsun Tarık abi? Kafamı yedin. Siz mi kafa yediniz asıl? Duymuyor musunuz sesimi? Ben Tarık değilim. Ben Feridun'um. Allah Allah. Tarık dalga mı geçiyorsun ya? Hiç komik değil. Evet Tarık abi komik değil. Ey Allah'ım ya Rabbim inandıramadım bir türlü. Neyse durun bir siz burada bir bekleyin. Ben hemen geliyorum. Uyan Tarık ya uyan ya. Sen ben olmuşsun ben sen olmuşum. Tarık uyansana birader. Uyan diyorum sana uyan. Ne oldu? Neredeyim ben? Ne oluyor? Tamam tamam sakin ol Tarık. Bir şey oldu. Oyunda bir şeyler olmuş. Ne olmuş oyuna? Kim yaptı bunu bize? Vallahi bilmiyorum kardeşim ama sen ben oldun. Ben de sen oldum. Vay be. Oğlum çok garip hissediyorum şu anda. Tarık ben de şu an çok garip hissediyorum. Yani burası benim evim. Lütfen evimden gider misin? Yo burası benim evim kardeşim. Git sen asıl sen git. Allah Allah. Tarık bak benim evimden beni kovamazsın. Vallahi ben bu evi daha çok beğendim kardeşim. Ya beğendiysen beğendin Tarık. Bura benim evim Allah Allah. Ne konuşuyorsun? Yalnız şaka bir yana bizim bunu çözmemiz lazım. Evet Tarık hem de acil bir şekilde. Lütfen yalvarıyorum. Günaydın baba. Günaydın oğlum. Yok babama dedim Tarık abi. Şu anda günaydın ama. Oğlum ben zaten senin babanım. Günaydın aşkım. Ona değil bana diyeceksin bana. Ay Tarık sapık mısın bir sus be. Öpecek kız ben Tarık'ım. Tarık da Feridun bilgin olsun. Al bakalım aşkım. Bak en sevdiğim meyve tabağını yaptım. Aa çok teşekkür ederim aşkım. Çok teşekkürler. Ya Tarık sana yapmadım bunu. Olamaz kardeşim. Bir an önce bizim bunu çözmemiz lazım. Baksana aile bilelerimiz de şaşırdı. Evet kardeşim. Gel çadırın yanına gidelim. Aynen öyle kardeşim. O bir çözümünü bulur. Baba neye gidiyorsun? Oğlum ben Tarık abi ben babama süslendim. Ay evet Tarık ya. Feridun gibi davranmayı bırak yani. Özeniyor musun? Ne yapıyorsun? Feridun gibi davranmak da ben zaten de bir... Görüşürüz Tarık abi. Görüşürüz. Peki. Örümcek çocuk. Tamam görüşürüz. Şu anda çok kötü hissediyorsun değil mi? Evet ya Tarık. Bu ne Allah aşkına birader ya. Şu yaşadığımız duruma bak ya. Düzeltelim bunu yani birader. Bir an önce düzeltelim. Düzelteceğiz merak etme. Büyücü bunun çözümünü bulur. Evet çözümünü kesinlikle bulur arkadaşlar. Ben de büyücü cadıya güveniyorum abi. O kesin bir iksir yapar arkadaşlar ve bizi düzeltir ya. Bu ne abi? Vücutlarımız değişti. Beyinlerimiz değişti resmen. Aynen öyle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk büyücü. Senin sesine ne oldu Tarık? Büyücü biz şöyle anlatalım. Biz Tarık'la vücutlarımız, beynlerimiz yer değiştirmiş. Evet aynen öyle. O ben oldu ben de oldum. Çok komik. Ya nesi komik Allah aşkına ya. Bizi düzeltmen lazım büyücü. Yalvarırım bizi düzelt. Bir iksir yap bize düzelelim. Harbiden ya lütfen kardeşim. Eğer bana 500 bin dolar getirirseniz sizi düzeltirim. 500 bin dolar mı? 500 bin dolar nereden bulacağız biz? Onu bir türlü bulacaksınız işte. Tarık duyuyor musun kardeşim? Bulmamız lazım. Tamam gel takip et be. Bir fikrim var. Getirin 500 bin doları dönüşün. Tamam be cadı be tamam be. Allah Allah. Arkadaşlar şuna bakın ya. Canını çektiği fiyata bakın abi ya. Ne yapacağız biz Tarık? Bulacağım ben bir yolu. Takip et beni. Tamam takip ediyorum kardeşim. Şimdi ikimiz de çok çalışacağız ve o parayı kazanacağız. Nasıl çalışacağız Tarık? Ne yapacağız oğlum? Kimseye söyleme ama bak. Bu benim para basma makinem. Aa para basma makinesi mi? Evet bu makinede para basacağız şimdi. Nasıl basıyoruz Tarık? Sandıktaki kağıtları al ve Huni'ye yerleştir. Sandıktaki kağıtları alayım ve Huni'ye yerleştireyim arkadaşlar. Şöyle kağıtları aldım canım ailem. Bunları böyle Huni'ye mi yerleştireceğiz? Evet kardeşim sonra para basmaya başlayacağız. Tarık para basmaya gerek yok yani kardeşim. Kazanırız biz 500 bin dolar. Saçmalama be oğlum ya. Nasıl kazanacaksın? Bir ömür sürer. Doğru söylüyorsun aslında. Makine çalışmadı. Ana para basıyor. Ya ben dedim sana birader. Şimdi artık 500 bin dolarımızı ödeyebiliriz. Evet arkadaşlar. Onlar paralara bakın. Bunlar bir de gerçek paralar he Tarık. Tabii oğlum tabii. Yani gerçeğe yakın paralar. Ulan
lan boş işler müdürü Tarık Bey? Ne kadar boş boş işlerle uğraşıyorsun birader? Ne kadar boş bir iş bu? Boş boş iş ama en azından 500 bin dolarımızı böyle kazanacağız. Aşırı mantıklıymış arkadaşlar. Yalnız Tarık bunu polisler görmesin birader. Bu yaptığımız şey suç biliyorsun değil mi? Bir şey olmaz, bir şey olmaz kardeşim. Kimse görmez. İyi bakalım Tarık inşallah. Oğlum ne kadar güzelmiş. Bedavadan paramız oldu. Makineyi kapatayım mı? Bence yeterledim. Kapat kapat Tarık. Elektrik parası harcamasın kardeşim. Tamam bu kadar para yeter. Güzel kapattım. Hadi gel şimdi büyücünün yanına gidelim. Tarık şu parayı verelim. Hemen bizi düzeltsin. Tamam abi de gidelim. Ne yapıyorsunuz siz orada? Sahte olduğunu anlamaz değil mi ama Tarık eminsin. Yo yo anlamaz merak etme. Sahte para mı basıyorsunuz siz orada? Yo ne basmaz? Yo memur bey. Hayır memur bey biz afiş basıyoruz afiş. Öyle mi? Çalıştırın bakalım o zaman makineyi. Makine bozuk memur bey. Makinenin motoru yandı memur bey. Beni mi kandırıyorsunuz? Dur bakalım. Aha makine çalışıyormuş. Şunu koyduk mu? Bakayım. Aha. Bunlar da ne böyle bakayım söyleyin. Memur bey onlar şey düğünlerde atılan sahte paralar var ya onlardan basıyoruz biz. Öyle mi? Siz anca çocuk kandırırsınız. Elinizi havaya kaldırın arabaya binin bakalım. Of Tarık ya başımıza gelenlere bak. Memur bey lütfen affedin bizi. Vallahi çok acı durumdayız. Binin bakalım arabaya sahteciler sizi. Memur bey şöyle açıklayayım. Makine bana ait değil makine buna ait. Allah Allah makine bana ait değil makine o bana ait. Ay kafam karıştı. İtiraf etti. İkiniz de binin arabaya. Memur bey ama yani ben suçlu değilim ama beni suçluyorsunuz şu anda. Of! Al işte Tarık hepsi senin suçun. Tamam tamam kusura bakma kardeşim nereden bilebilirdin? Ya ne güzel çalışıp para kazanacaktın çalışıp kazanacaktın 500 bin doları. Şu bizi düşürdün duruma bak ya. Tamam oğlum tamam sakin ol. Of Tarık ya hemen bu sahneye girdik hem de vücutlarımız böyle kaldı. Allah seni ne yapmasın ya. Bir şey olmaz oğlum hep senin içinde benim içinde farklılık olur. Ya sus Allah aşkına başlarım farklılığına ya. Hem oğlum bende kasma var efendim. Kaçarız buradan. Hadi be şaka yapıyorsun Tarık cidden mi? Bak sakın çaktırma. Tarık sakla onu sakla onu geliyor. Sizi gibi sahteciler. Bu hapishaneden 100 yıl boyunca çıkamayacaksınız. Of ya evet çok pişmanız. Tabii o sahte paralarla ev alacaktınız araba alacaktınız ama size engel olduk. Yok canım ev araba almayacaktık abi. Beyinlerimizi. Beyinlerimizi yer değiştirecektik. Siz onu benim külahımı anlatın oğlum. Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Of ya. Neyse ben hemen bir yere gidip geliyorum. Sakın yaramazlık yapmayın. Yok yok yapmayız. Aha memur bey gitti kardeşim. Hemen kırda duvara gidelim. Tamam. Hadi bismillah arkadaşlar. Tarık ben arkana bakıyorum. Hadi atla atla. Hadi gel çabuk. Geliyorum geliyorum. Aa, bismillah vallahi kaçtık. Gel gel takip et beni. Gizlice gidelim. Evet Tarık etrafa bakalım kardeşim. Polis molis yok değil mi? Yok yok merak etme. Takip et beni. Tamam Tarık. Takip ediyorum kardeşim. Allah'ım vallahi kaçtık arkadaşlar. Artık bu işe bir son vereceğiz. Vücutlarımız eski haline geri dönecek. Evet Tarık kesinlikle kardeşim. Benim de temennim o. İnşallah öyle bir şey olur. Allah'ım vallahi geldik cadı ya. Cadı! Hoş geldiniz. Hoş bulduk cadı. Al sana istediğin para miktarını getirdik. Öyle mi? Ne kadar da çabuk. Ben kredi çektim diyor. Şey oldu. Aynen Tarık kredi çekti bankadan. Neyse şöyle bir sana verelim. Al burada 500 bin dolar var. İyiymiş. Aferin size. Sağ ol cadı. O zaman iksirleri verirsen biz de içelim onları kendimize gelelim değil mi Tarık? Evet düzelelim. Al bakalım bu sana. Bu da sana. Haydi bismillah arkadaşlar. Hadi bakalım ben içiyorum. Tarık insan gibi iç. Sen de iç kardeşim. Vallahi iyi geldi. Ferahladım. Tamam ben de içiyorum. Oh ben de içtim de kır lıkır. Bir saniye. Ne oldu bize? Çok kötü oldu. Bir de gidip bana sahte para vermişler. Oğlum siz çocuk mu kandırıyorsunuz? Cadı bak cadı. Lütfen bizi anlaman lazım bak. Bizi anlayışla karşılaman lazım. Lütfen yapma yalvarırım. Gidin bana gerçek 500 bin dolar getirin. Yoksa sizi eski haldenize göndermem.
bin dolar getiriyoruz o zaman. Hadi yürü köpek Tarık. Of ya, dalga geçiyor bizimle, şu halimize bak. Möylemeyi unutma Feridit. Möylerim aynen. Çok komik. Of ya, şu hallerimize bak birader. Çok kötü bir haldeyiz. Evet Tarık, gerçekten de çok vasat, çok acınası, çok iğrenç bir haldeyiz. Yani ben bu durumdan hiç hoşnut değilim şu anda oğlum. Ne yapacağız biz? Şuna bak, köpek oldum. Yine köpek olmak da iyidir abi. Köpek olmak da iyidir. Ben inek oldum, daha beter. Benim aklımda bir fikir var. Ne fikri Tarık, ne oldu? Bence bankayı soyalım. Bankayı mı soyalım? Saçmalama Tarık, zaten ayağımız battığı kadar battık çamura. Daha da fazla çamura basmayalım. Yok yok, kimse şüphelenmez, zaten hayvana dönüştük. Mantıklı aslında. Hadi gel soyalım. Peki Tarık, bir hayır diyemeyeceğim bir teklif yani. Eski halime dönmeyi çok özledim valla. Ben senken bile iyiydim yani. Ben de aynı şekilde. O yüzden teklifini olumlu karşılıyorum. Hadi gel soyalım bari. Tamam. Ana tatlı cimecik ve tatlı inek. Ne kadar tatlısınız. Ya bir sus be. Ben inek falan değilim. Ana bu inek konuşuyor. Hadi gel takip et beni. Tamam Tarık, geliyorum kardeşim. Geldim vallaha. Bu bir soygundur. Herkes eller havaya kaldırsın. Köpekçik ve inekçik, burada ne arıyor bunlar be? Oğlum gitsenize barına. Haha köpek ve inek bankaya geldi. Köpek ve inek, biz öyle sıradan köpekler ve inekler değiliz kardeşim. Soyacağız bu bankayı. Ana ineğe bak, konuşabiliyor. Bir de bankayı soyacağım diyor. Oğlum gel sana kemik vereyim, kemik. Neyse biz soyuyoruz bankayı, bilginiz olsun. Oğlum nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Oraya giremezsiniz. Oho paralara bak. Bakalım arkadaşlar. Tarık sen paraları topla, ben banka görevlilerini engelleyeceğim. Tamam kardeşim. Gelin buraya. Hey kafaya bak, kapatma şu kapıyı. Kapatma. Çıkamazsın ki, böyle kapatırım kafayı, böyle kafana doğru. Çıkamazsın buradan. Hayır. Al bakalım, çıkamazsın kardeşim. Ben böyle kafana kapatacağım işte. Hadi gel birader, kaçıyoruz. Gelin buraya. Olamaz arkadaşlar, Allah kovalıyor bizi. Gelin kaçmayın. Kaç. Evet arkadaşlar kaçalım, çabuk. Şok. Bu arkamda görmüş olduğunuz banka bir köpek ve bir inek tarafından soyuldu. Köydeki polisler çalınan parayı kurtarmak için hummalı çalışmasını sürdürüyor. Elde edilen bilgiye göre çalınan para tam 500 bin dolar. Allah Allah, nasıl soymuşlar bankayı ya? İnek ve köpek banka mı soyarmış? Gözünü seveyim canı bak. Para şu sandığın içerisinde. İstersen soyabilirsin. Lütfen bizi eski halimize döndür lütfen. Tamam. Bu arada ünlü olmuşsunuz. Nasıl ünlü olduk? Haberlere çıkmışsınız. Olur öyle, normaldir. Tabii haberlere çıkarız. Yani bir inek ve bir köpek bankaya girip banka soygunu yapıyor. Yani kimse inanmaz ki. Alın bakalım, için şunları. Ben hemen içiyorum arkadaşlar. Tamamdır. Aa düzeldim. Ben de içiyorum. Oh be, dünya varmış. Ben de düzeldim. Bir saniye, bunların hepsi bir rüya mıydı? Nasıl olabilir arkadaşlar? Nasıl rüya olabilir? Her şey bir rüyaymış. İyi bari arkadaşlar ya. İyi ki rüyaymış abi, var ya psikolojim bozulacaktı. Her neyse canım ailem, bir videonun daha sonuna gelelim. Sağda soldaki video var. Tıkla. Sağda soldaki çıkan videoya lütfen tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum abi. Video like atın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ferit Dahlizi. Bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Sağda soldaki video var. Tıkla. Sizleri çok ama çok seviyorum abi. Sağda soldaki videoya tıklayın. Kendinize iyi bakın abi. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz.